Sevgili izleyenler, 28 Mayıs akşamı Düzce TV ana haber bültenine konuk olan AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz son günlerde gündemde oldukça yer bulan hızlı tren hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İzleyeceğiniz haberimizin ardından Ankara Düzceliler Dernek Başkanı Semih Kıbrıs stüdyomuzda olacak. İbrahim Korkmaz'a son günlerde gündemden düşmeyen hızlı tren konusunda da görüşlerini soran Aydın, kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerektiğini söyledi. Korkmaz sözlerine şöyle devam etti. Ben bir siyasetçiyim. İnsanlar benim ağzımdan çıkan sözleri önemsiyorlar ve ona göre kendilerine bir ufuk açıyorlar. Vekil böyle bir şey olacağını söyledi diyorlar. Onun için her söylediğimize dikkat etmemiz lazım. Hızlı tren meselesi bizim de dışımızdaki bir olay. Devletin bu trenle olan çalışması uzun yıllardır süregelen bir çalışma. Hızlı tren Düzce'nin içerisinden geçmiyor. Düzce'nin güneyindeki dağların içini yararak tünelle geçiyor. Bunun projesini alan firma Saçmalı Pınar'da sondaj yapıyor. Bu hızlı tren Düzce'ye gelmiş demek değil. Düzce ile bir alakası yok. İnsanları ümitlendirmenin bir manası yok. Düzce bu treni görmeyecek bile. Böyle bir trenin dur kalk yapması söz konusu değil. Tren sadece bir yerde duruyor. O da ana bağlantı noktası olan Adapazarı'nda. Adapazarı tren yollarının kesişim noktasıdır. Her şeyi isteyen çocuk misali neden Düzce'de olmasın dememek lazım. Bu yatırım hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yatırım değildir. Bunu hükümete kalkıp teklif edersek bize güderler. Eğer bu konuda birileri illa bana bir şeyler söylemek istiyorsa gelir oturur buraya karşılıklı konuşuruz. Saçmalı Pınar'da saçmalamayın ifadelerini kullandım. Tren Düzce'nin içerisinden geçmiyor. Nereden geçiyor? Düzce'nin güneyindeki dağların içini yararak tünelle geçiyor. Şimdi bu hızlı tren Düzce'ye gelmiş demek değil ki. Yani Düzce neresi? Daha fizibilite aşamasında. Yani yok oradan geçecek. Projesi oradan geçecek. Hı-hı. Oradan geçecek. Fakat zemin etki yapıyorlar. Yani tünel açılırken o tünelin şartlarının ne olduğunu bilmeleri lazım. Yani Saçmalı Pınar'dan 70-80 metre, 100 metre altında bir tünel açılacak ve oradan Hendek istikametine gidecek. Şimdi bunun Düzce'yle bir alakası yok. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani bu insanları ümitlendirmenin bir manası yok. Düzce bu treni görmeyecek bile. Bu tren Düzce'den geçse ne olurdu? Bu banyo treni değil bakın. Bu tren İstanbul'la Ankara arasında seyahat ediyor. Ortalama hızı 350 km bölü saat. Yani İstanbul'la Ankara arasını biz 400 küsur km dersek 1,5 saatte bu mesafeyi alacak demektir. Burada bu tren durmuyor yolda. Sadece bir yerde duruyor. Adapazarı'nda duracak. Ve böyle bir trenin dur kalk yapması söz konusu değil. Bu tren her tarafına böyle. Olsa iyi olurdu ama bu milletin parasını bir tarafa harcarken aklınızı başınıza alacaksınız. Fizibil olacak. Yani yaptığınız yatırım karlı bir yatırım olacak. Doğru bir yatırım olacak. Efendim niye Düzce değil olsun Saçmalı Pınar'ın tepesinde? Biz de oradan aşağı bir metro gibi, istasyonu gibi inelim, oradan binelim, gidelim. İyi de Düzce'nin müşterisine hizmet vermek için oraya bir şey koyarsanız sadece bu yatırım hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yatırım değil. Bunu hiçbir hükümet yapmaz zaten. Bunu biz kalkıp teklif edersek bize gülerler. Düzce'nin merkezinden Saçmalı Pınar'a giden bir insan orada bekleyecek, vakit kaybedecek, buradan oraya gidecek. Bunun kışı var, karı var, kıyameti var, yağmuru var, yolların tıkanması var değil mi? Yani olacak iş değil ama. Birçok şeyin ayarlanmış olması lazım. Ama şimdi zor. Ve sonuçta sadece Düzce'nin insanı taşıyacak. Peki bana söyler misiniz? Düzce'nin insanı buradan oraya gidip gelmesi, şey yapması, bu kadar vakti ihtiyaç kaybetmesine gerek var mı? Yani bu akılla söylenen bir şey mi? Bunu anlamakta zor çekiyorum. Hani bir deli bir kuyuya bir taş atar, 10 tane akıllı çıkartamaz mı misali? Biri bir şey söylemiş. Sordum ben bunu söyleyen arkadaşa. Senin bu işte dahlin ne dedim. Sen bunu söyledin. Bunu sen mi yapıyorsun? Yok. Hiçbir dahli yok. Efendim, Düzce'liye çok mudur böyle bir tren olsa? Düzce'liye hızlı tren değil, hızlı uçak da azdır ama yani ihtiyaç mıdır? Şimdi bir sürü eleştiri yapıyorlar bana. Tekrar çok uç bir laf söyleyeyim. Böyle bir saçmalığı kaldırın atın gitsin. Bu mesele bile konuşmayın yani. Gerek de yok buna. Yani bu millet efendim olsa iyi olur gideriz, bineriz, gezeriz. Ya yok böyle bir şey ya. Ben böyle bir yatırıma onay vermem. Elimde yetki olsa eğer böyle bir yatırımı da istemeye utanırım. Eğer bu konuda birileri illa bana bir şey söylemek istiyorsa gelir oturur şuraya. Burada karşılıklı konuşuruz. Gücü varsa, yeteneği varsa, bilgisi varsa. Ama kimse kamuoyu oluşturmak için kendi kafasınca bir yerlere yatırım yapmak için konuşmasın.
Adapazarı'nın olduğu için oraya o şey yapılmıyor, o istasyon. Adapazarı'nın stratejik bir önemi var. Adapazarı bütün yolların birleştiği bir ağ. Merkez bir nokta kalıyor. Bakın nasıl bir coğrafyasına bakın. Saçmalı pınarın tepesinde saçmalamanın bir manası yok. Sevgili izleyenler, şu anda stüdyomuzda Ankara Düzceliler Dernek Başkanı Semih Kıbrıs bizlerle birlikte. Geçen haftalarda ana haber bültenimize konuk olan milletvekilimiz İbrahim Korkmaz'ın hızlı tren açıklamasının ardından konuyla alakalı olarak söz hakkı doğan Sayın Kıbrıs'tan trenle ilgili açıklamalarını alacağız hep birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kıbrıs. Hoş bulduk. Efendim, haberimizi izledik. Milletvekilimiz hızlı trenin Düzce'den geçmediğini, güneydeki dağların içini yararak tünelle geçmekte olduğunu ifadelerini kullandı. Aynı zamanda da bu Düzce'ye gelmiş demek değildir dedi ve insanları ümitlendirmenin bir manası yok. Düzce bu treni görmeyecek ifadelerini kullandı. Hızlı trenle ilgili akabinde siz de televizyonumuzda açıklamalarda bulunmuştunuz. Siz neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize konuyla alakalı olarak? Tabii öncelikle ben beni izleyen Düzcelilere iyi akşamlar diliyorum. Sayın değerli milletvekilimiz İbrahim Korkmaz Bey'e de buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii sayın vekilimin fikirlerine saygı duyuyorum. Ama sayın vekilim unutmasın, Düzce'nin vekili. Ben de tabii şu koltuğa şu an için asil olarak oturdum. Sayın vekilimiz vekilliğini yaptı, konuştu. Ben de bir asil olarak asilliğimi yapmak üzere huzurlarınızdayım. Böyle bir fırsatı tanıdığınız için ben teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle kademe kademe gidelim. Kısaca sayın hemşerilerime de bilgilendirmek adına. Bildiğiniz gibi aşağı yukarı 6 aydan beri bir hızlı tren olayı var. İlk çıktığımızda Sayın Profesör Doktor İnan Güler hocamızla beraber Adapazarı'ndan Düzce'ye elektrikli treni biz işlemiştik. Bunun masraflı, kabul edilemeyecek bir proje olduğu söylenildi ve kendimizi geri çektik. Devamında Ankara'dan Eskişehir üzerinden İstanbul'a Düzce'nin hiç ismi yok ve 3 saatte gidilecek olan 250 km süratle gidecek olan bir hızlı tren projesi vardı. Burada da fazla bir şey söylemedik. Sadece Düzce'ye Adapazarı'ndan trenin gelmesini işledik. Ama gel gelelim bizim çıktığımız günden beri ki sayın vekilimiz de aynı cümleleri sarf etti. Özür dileyerek söylüyorum ki seyircilerimizi ve hemşerilerimizi bu tür cümlelerle maruz bırakmak istemiyorum. Saçmalamayın dendi ve hakikaten de tesadüf ya da şans olarak söylemiyorum. Tamamen tevafuk. Tevafukun ne anlama geldiğini değerli hocam da bilir. Trenimiz Saçmalıpınar'dan geçiyor. Dolayısıyla Ankara'dan hareket eden, adına hızlı tren değil, sürat treni dediğimiz, öbür tren 250 km süratle gidiyor, 3 saatte gidiyor. Bu tren Ankara'dan çıkacak, Çayırhan, Beypazarı, Nallıhan, Bolu'nun Mudurnu'nun Güley'i, Düzce, Gölyaka, Saçmalıpınar, Adapazarı, Kocaeli, İstanbul. Tabi burada projenin hiçbir zaman için Semih Kıbrıs'a ait olduğunu ya da Ankara Düzceliler Derneği'ne ait olduğunu söylemedik. Kayıtlarınız var. Biz diyoruz ki madem böyle bir tren var, bu tren de bizim ilimizin güneyi ya da kuzeyi fark etmiyor bizim için. Biz Düzceliyiz. Mühim olan Düzce'ye hizmet verebilmek. Düzce'mizin Gölyaka ilçesi ve Saçmalıpınar'dan geçiyor. Duracağı yerde Ankara İstanbul arası gidecek tabii, olan yer Saçmalıpınar'dan devam edip Adapazarı'nda. Tabii. Tek bir durakta durması evet. lazım. Yoksa vekilimizin dediği gibi binelim gezelim. Bu abartılı cümleleri de şiddetle reddediyoruz. Ben çocuk değilim. Binelim gezelim cümlesini kullanmadık. Biz sadece şunu söylüyoruz. Sayın vekilim de çok yoğun, hakikaten yorgun. Belki bizi tam anlayamamış olabilir. Şu an umarım o da bir Düzceli olarak beni dinliyordur. Biz diyoruz ki bu tren madem Düzce elinden geçiyor ve tek duracak yerde Adapazarı ise eğer bu niye Düzce'de olmasın? Biz bunu vurguluyoruz. Yani birkaç yerde değil tek bir yerde Düzce'de durmasını istiyoruz. Adapazarı değil de Düzce olsun diyorsunuz Düzce. Siz. Bunu da derken tabii ki biz düşünerek Boğaz 9 boğumdur. Biz 9 kere değil 19 kere düşünerek sizlerin ve değerli Düzcelilerin karşısına geçiyoruz. Hayallen hiçbir işimiz olmadığını, ütopik olmadığımızı, olmayacak projeler peşinde gezmediğimizi söyleyelim. Sayın vekilimizin dediği doğru nedir? Dahli yok. Vekilim de dahli yok bunda. Ancak bizim dahlimiz nerede olacak?
Bu istasyon Düzce'de olsun. Şimdi gelelim diğer konulara. Saçmalı Pınar. Şimdi doğru, ben Saçmalı Pınar'a gittim. Ve bunları anlatırken gene sizin kanalın sayesinde Düzce'lere duyurduk. Orada belediye başkanımızla biz görüştük. Sayın o zamanki kaymakamımızla görüştük. Vali Bey'e de biz bu bilgileri verdik. O gün de söyledim. Fevvai Arslan sayın vekilim hariç Osman Çakır Bey'le de görüştük. İbrahim Korkmaz vekilimle görüştüm. Böyle bir teklif. Hatta yani tabii, bir tabii kendileri şu an cevap doğuyor. Sayın il başkanımız çok değerli. Avukat Metin Kaşıkoğlu'na da söyledik. Dediğimiz şuydu. Böyle bir proje var. Biz bundan bahsetmek istiyoruz. Tabii Semih Bey dediler. Siz STK'sınız. Bahsedebilirsiniz. Hatta gene Gültekin Bey'in programında dedim ya, ben bilgi kaynaklarımı gözden geçirmem lazım. Sayın vekilimizin kuvvete gideceği günlerin 2-3 gün öncesiydi sayın vekilimle konuşmam. Hangi vekilim? İbrahim Korkmaz Bey'le. Hatta o programda da söyledim. Dedim ki öğrendiğim kadarıyla dedim, sayın vekilimin üstün gayretiyle Trabzon tanıtılacaktı kuvvette. Evet. Düzce tanıtılıyor ve hatta 80 kişilik bir ekiple gidecek bilgisi vardı. Gültekin Bey de canlı yayındı. Hemen önüne bir not geldi. Semih Bey dedi 80 kişi değil, 30 kişi katılıyor. Hatta orada espri yaptım. Oradaki esprimi İbrahim Bey'den gönderdim sayın vekilime. Bilgi kaynağımı gözden geçirmem lazım dedim. Ben İbrahim Bey'den bu bilgileri almıştım. Ve hatta ağzı sıkı, tam bir devlet adamı düşüncesiyle İbrahim Bey'den hangi kanalın gideceğini, kimlerin gideceğini biz istişare etmiştik. Ama bunu benim ağzımdan değil de sizlerin ağzınızdan ve sayın vekilimin ağzından duyması lazım. Dolayısıyla ben bu hızlı trenle ilgili hangi kapı çalınacaksa çaldım. Görevimi yaptığıma göre ben Düzce'leri bilgilendirmem gerekirdi. Ve bu konuyu iddia ediyorum ben, Düzce'lik benden duydu ve devam ediyorum. Hızlı tren dediğimiz, daha doğrusu sürat treni dediğimiz Ankara, Eskişehir, İstanbul treni değil. Ankara'dan çıkacak, Bolu, Düzce ve devam edecek. Şimdi Saçmalı Pınar'a gelelim. Evet, yukarıda. Şehrin göbeğinde değil. Yani çok yukarıda olduğunu, ama bakar mısınız? Hayaldi, gerçek oldu diyoruz ya. Iğdır'a, Tunceli'ye, Hakkari'ye, Şırnak'a havaalanı yapılacak. Ve Sayın Başbakanım bunun müjdesini verdi. Bunlar öyle az parayla mı yapılıyor? Şırnak'tan çok kişi mi uçağa binecek? Ama medeniyetin gitmesine fayda var. Dolayısıyla yani ben diyorum ki sayın vekilimin dediğini de kabul ediyorum. Adapazarı aktarma yeridir. Ama Adapazarı'nın bugün 20 sene öncesine dönelim. Belki 20 sene önce Düzce gibiydi. Her ne olursa olsun Saçmalı Pınar'da istasyon üzerinde biz duruyoruz. Neden mi duruyoruz? Şimdi diyelim ki kabul gördü hükümetimiz. Sayın vekilimin dediği gibi gülmedi. Kaldı ki bir vekilin ilin isteklerini hükümete ya da başbakana götürdüğünde hiçbir başbakanın ya da hükümetin gülme olayı olamaz. Sadece projelere bakılır, masraflara bakılır ama insanın faydasına olan, insanın hizmetinde olan hiçbir şeyin bedeli parayla ölçülmez. Dolayısıyla ben diyorum ki Saçmalı Pınar'da bir metro sistemiyle yerin altında bile olsa durak yapılabilir. Gene devam ediyorum. İstihdam. Benim derdim nedir? Düzce istihdam kazandırmak. Benim derdim nedir? Adapazarı'na düşen kişi başına gelir, Bolu'ya düşen kişi başına gelir, Düzce'nin çok fevkinde. Dolayısıyla diyelim ki Saçmalı Pınar istasyon kuruldu. İnşallah hayaldi, gerçek olacak. Bakın taksicilerimiz Adapazarı'na çalışacak. Otobüslerimiz, minibüslerimiz çalışacak. Dolayısıyla İstanbul'daki insanlar Düzce'ye gelecek. Ankara'daki insanlar Düzce'ye gelecek. Bizim derdimiz bu. Siz diyorsunuz ki Adapazarı'nda değil, kesişim noktası Düzce'de olsun diyorsunuz değil mi? Ben tabii, hiç anlamıyorum. Tabii, devam edeyim. Evet, aynen öyle. Yani sadece ve sadece Düzce'de olacak. Yok, yeni sistemler kurulmayacak. Hayır, sakın düzeltelim cümleleri. Hiçbir sistemi değiştirmiyoruz. Ayşegül Hanım, biliyorsunuz hızlı tren ya da sürat treni dediğimizde böyle kıvrımlı yollar olmaz. Cetvel dediğimiz. O yüzden dağları delelim. Tabii, dümdüz. Hatta gene bir örnek vereyim. Bolu Dağı biliyorsunuz 3 kilometre. Bu projede en az 20 tane tünel var ve bazıları 5 kilometre. Zaten şartlar çok çetin. Bu kadar şartlar çetinken niye Saçmalı Pınar'ı göz ardı edelim? Dörtte biri bu projenin ya viyadük ya tünel. Böyle bir VIP, insan odaklı ve uluslararası dünya projesinde Düzce yerini almalıdır diyoruz. Ve biz bu konuda ısrar ediyoruz ama bir yaramaz çocuk edasıyla değil. Diyelim ki yaramaz çocuk edasıyla. Büyüklerimiz, eğer onlar bizim annemiz ya da babamızsa,
Bir anne ya da baba babalığını yapmayabilir. Ama çocuk çocukluğunu yapar. Ne demektir bu? Biz haddimizi bilerek, ben belki onlardan yaşça büyüğüm, Sayın Çakır'dan büyüğüm, Sayın Fevai Bey'den büyüğüm, Sayın Metin Kaşıkoğlu'dan büyüğüm ama onlar benim siyasi büyüklerim. Bizlerin baktığı kıble aynı yer. Baktığımız yön aynı yer. Düzce hizmet için koşturuyoruz. Ben STK ayağında, sivil toplum kuruluşu ayağında, sayın vekillerim de vekillik ayağında, il başkanım da il başkanı, belediye başkanım da öyle. Şu an bizler Düzce'nin şartlarını iyileştirme. Hatta bazı arkadaşlarım şunu dedi, Semih Bey haberin var mı dedi. İbrahim Korkmaz taş gibi bir vekil. Evet ben taş gibi vekil diyorum. Ben de taş gibi bir asilim. Taşı taşın üstüne koyarak duvar yapılır. Bu taşın altta olan İbrahim Bey olabilir veya ben olabilirim, bu fark etmez. Ama sağlam bir duvar olacağından, belki ben İbrahim Bey'e hayat vereceğim, belki İbrahim Bey bana hayat verecek. Ama burada önemli olan Düzce'ye hizmet etmektir. İnsanlarımıza istihdam kazandırmaktır. Bizim tamamen amacımız bu. Gene bir konuya daha girmek istiyorum. Medyada hayal dendi. Hayal olmadığını gördüler. Bu projeyi biz hiç zaman, pardon, bizim demedik. Bu projedeki dahlimiz istasyonun Düzce'de kurulmasıydı. Dolayısıyla sayın vekilim dili sürçerek dediğinden ben eminim. Çünkü çok kaliteli, akademisyen bir vekilimiz ve çok da başarılı. Bunu görüyoruz. Deli ya da ona benzer bir cümle kullanmış. Doğru demiş. Ben sert bir insan değilim ama Düzce'nin sorunları olsa ben sertim. Yırtıcı bir insan değilim ama Düzce'nin sorunları varsa yırtıcı bir insanım. Ben deli bir insan değilim ama Düzce'nin menfaatine ben deliyim. Siz isteğinizde, önerinizde ısrarlı olduğunuzu evet. söylüyorsunuz. Bu iş saçmalıklarda olacak, olması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Vekillere de bunu aktardınız. Vekilimiz de kendisi işte yaptığı açıklamada bunun çok maliyetli olacağını, ulaşımın zor olacağını, işte 350 km hızla giden bir trenin İstanbul-Ankara arası yaklaşık 1,5 saatte bu mesafeyi alacak dedi. Bir tek yer durabilir. O da Adapazarı dedi. Neden Adapazarı dedi? Yıllardır oluşan bir orta nokta, kesişme noktası, tren raylarının bir arada olması, istasyonların yıllardır orada olması, ona baz alarak bu Adapazarı durak noktası olduğunu söyledi. Siz de Saçmalıpınar'da diyorsunuz ki bizi buraya getirmek isteğimiz, bu önerimiz diyorsunuz. Yani Ayşegül Hanım, şunu altını çizelim. İkinci bir durak istemiyoruz biz. Yani tek durak. Evet. O da Düzce olsun diyoruz. Ve devamında da şunu söylemek istiyorum. Sayın hemşerilerim şunu iyi bilsinler. Biz Düzce'nin sorunları yok demiyoruz. Düzce'nin en öncelikli sorunu hızlı trendir de demiyoruz. Ancak madem benim ilimin içinden geçiyorsa, biz hep bunun üzerine duruyoruz. Niye Adapazarı'nda olsun, Düzce'de olsun diyoruz. Gene bir örnek vereceğim. Biliyorsunuz Çoban Kavşağı'nda sayın çok değerli başkanımız Bayram bir dalçık yaptı. Kaç ay sürdü, belki sene sürdü. Onu ben tarihini vermek istemiyorum. Bu tür projeler ben ne kadar da istesem ya da vekilimizle beraber gitsek, hükümetimize bunu gündeme getirsek, tabii ki hemen yarın başlanmayacak. 2014'te başlanacak. 2014'te başlanacak ki bunları Semih Kıbrıs demiyor. Projeler diyor. Tabii buna AVAN proje diyoruz. AVAN proje çerçevesinde 2014 yılında başlayacak. 2018 yılında bitmesi hedefleniyor. Ama örnek veriyorum, Bolu Dağı 16 hükümet yemiştir. Gene örnek verdim Düzce'den. Bir çok basit bir dalçık yapıldı. O şu kadar zaman sürmüştür. Dolayısıyla kimseye afaki biz bir şeyler söylemiyoruz. Eğer bu projede Düzce'de istasyon olacaksa hemen yarın başlanacak değil. İnanın ekranlara çıkmadan önce bilgilerimi güncelledim. Önce ne yaptım? Ankara Eskişehir hattından arabamla bizzat o hatta gittim. 29 Ekim'de açılacak. Hangi hat 29 Ekim'de açılacak? Ankara Eskişehir İstanbul. Ama bizim buradaki olay nedir? Cumhuriyet'in başkenti Ankara ile Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u birleştiren proje bu. Tek bir yerde durak verilecek. Bu Adapazarı olmasın, Düzce olsun diyoruz. Neden? Düzce istihdam doğacaktır. Düzce'ye gelir doğacaktır. O ben beğeniyorum. Belki birileri beğenmiyor olabilir. O saçmalı Pınar, Gölyaka çok farklı bir konuma gelecektir. Bunlar hayal değildir. Demin konuşmam başlarken dedim. Sayın Başbakanımız açıkladı. Hakkari'de, Şırnak'ta havaalanı yapılıyor. Bunlar az mı masraflı? Şırnak'tan çok mu insan uçağa binecek? Ama şart. Yani bunlar artık ihtiyaç. Dolayısıyla Adapazarı tamam ama Düzce'de olması Düzce'ye faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet.
Eklemek istediğiniz başka bir şeyimiz var mı? Tekrarlayacağım birkaç cümle var. Evet. Biz sayın vekilimizle ve diğer vekillerimizle aynı yere bakıyoruz. Kıblemiz aynı. Nedir bu kıble dediğimiz yer? Nedir baktığımız yer? Düzce hizmet. Ben STK ayağındayım. Dolayısıyla sayın vekilimizin bilgisi varsa, becerisi varsa karşıma gelsin otursun cümlesinde aslında ben şunu anladım. Bir münakaşa, bir kavga değil, münazara etmemizi istedi. Ben sayın vekilim değil, kim olursa olsun Amerika'yı konuşabilirim, İsrail'i konuşabilirim, Filistin'i konuşabilirim, Mavi Marmara'yı konuşabilirim. Dolayısıyla ben 12 yıl kamu yönetimi eğitimi aldım, uluslararası ilişkiler eğitimi aldım. Dolayısıyla ben her türlü münazaraya varım. Bakın altını çiziyorum, münakaşaya değil, kavgaya değil, münazaraya varım. Ve bu münazaradan da Düzceliler faydalı olacaksa varım. Dolayısıyla bu akşamki burada benim bulunma gayem, bunun bir saçmalama olayı olmadığını, Düzce'ye faydalı olmak adına bizim burada olduğumuzu, bu manada ben buradayım. Yoksa vekilim benden üstün ya da ben ondan üstünüm. Ya da vekilim benden daha bilgisiz, ben daha bilgili değilim. O akademisyendir, kulvarlarımız farklı. Ben de onun kadar okudum, ben de onun kadar yüksek tahsil gördüm. Sadece kendisi makine mühendisidir. Benim ihtisas alanım kamu yönetimidir ve uluslararası ilişkilerdir. Ancak buradan hemen altını çizelim. Gördünüz mü? Bakın vekil makine mühendisi, o daha iyi bilir. Hayır. Bu işleri bilme koordine işidir. Ben sizin karşınıza gelirken kamu yönetimi ya da uluslararası ilişkiler kimliğimle değil, STK kimliğimle değil, bu işi bilen mühendis Ayşegül Hanım'la yahut bu işi bilen Rahman Bey'le, bu işi bilen Ömer Bey'le istişare ederek karşınıza geliyorum. Yoksa bu kadar ucuz olmamalı. Düzce'li hitap ediyoruz. Sayın vekilim ne dedi Ayşegül Hanım? Tabii. Ben bir vekilim dedi. Ağzındaki çıkan duruma göre dedi. Düzceliler yol alacaktır. Ben de bir STK'yım. Yanlış yaparsam, Düzceli'mi yanlış bir hayale sokarsam ben de bunun hesabını veremem diyorum. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biraz da aydınlatılmış oldu. Bir size de tabii ki söz hakkı düşmüştü. Siz de yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaştınız. Az önce şimdi STK deyince, Ankara deyince hemen aklıma geldi. Son dönemdeki Gezi Parkı direnişçilerin bir ayağı da Ankara'da. Ankara'da da gündem sıcak. Nedir son durum Ankara'da? Gelmeden önce neleri gözlemlediniz en son? Gezi evet. Parkı direnişiyle ilgili. Tabii. Tabii değil Türkiye, değil Düzce. Dünya bu olayı peşinde. Evet. Kaldı ki ben Gezi Parkı'nın olduğu gün Düzce'deydim. Ve sayın hemşirelerin de farkında, ben Düzce ile son zamanlarda ciddi manada ilgileniyorum. Önceden olduğu gibi. Ancak bir gün sonra Ankara'ya döndüğümde, tabii İstanbul'u televizyondan görüyoruz. Benim evim iki tane üniversitenin karşısında. Öğrenci olaylarının en çok olduğu bir yerdeyim. Yani ben canlı canlı görüyorum. Yani inanır mısınız, objektif konuşuyorum ben. Şimdi tabii bildiklerinizi anlatmayalım. Karmaşık, duraklar yakıldı. Tabelalar perişan oldu, arabalar yakıldı. Dolayısıyla biz halkımıza her zaman dediğimiz bir cümle var. Yüksek ses değil, yüksek söz. Çünkü demokrasinin gereği her zaman yasal olanı yapmaktır. Sayın Başbakanımız dün açıklama yaptı. Ben de onu açıkladım daha önce. Bunun arkasında faiz lobisi var. Peki diyebilirsiniz ki Semih Bey ne alaka? Faiz lobisine mi siz bunu fatura edeceksiniz? Evet. Peki kısaca anlatmak istiyorum. Faiz lobisi kimdir? Nelerdir? Türkiye'de var mı? Tabii ki. Farkındaysanız faiz oranları çok düştü. Küçük esnaf, KOBİ dediğimiz küçük ve orta ölçekteki firmalar daha yeni nefes almaya başladı. Siz bunları böyle yaparken tabii ki birilerinin ayağına basıyorsunuz. Birileri bunun böyle olmasını istemiyorsa eğer belirli çarklar çalışacaktır. Faiz lobisi her zaman yaptığı şekilde müdahil oldu, dahil oldu ve biz tamamen, çünkü gelmeden önce ekonomi uzmanı arkadaşlarımızla, ben de aynı zamanda iktisatçıyım, bunları hep gözden geçirdik. Faizler birin altına düştü. Bakın bir günde BIST, yani İstanbul borsası %10 kaybetti. Hatta %11 kaybetti. Dolayısıyla faiz lobisinin devreye girdiğinin apaçık resmi ortadadır. Ancak çok değerli gençlerimizden, çok değerli vatandaşlarımızdan her zaman yasal mecralarda, yasal bir şekilde haklarını aramalarını, demokrasinin gereği olanlarını yapmalarını bizler istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin krize sokulması isteniyor ama krize girmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Türkiye'nin ekonomisi çok sağlam ve böyle devam edeceğinden de eminiz. Yani genç direnişçilerin, sivil direnişçilerin faizleri de etki etti diyorsunuz, her şeye etki etti diyorsunuz. Hatta örnek vereyim, gençlerimize krediler dağıtılıyor, sizler de gençlersiniz.
Bu kredileri engel oldu bu olay. Çok düşük faizle kredi verilecek gençlerimize, iş olanakları açılacaktı. Şu an gecikmeli de olsa bunlar ertelenecektir. Ama ben umuyorum ki çok kuvvetli Türkiye Cumhuriyeti hükümetimiz var. Bunun üstesinden de her zaman olduğu gibi gelecektir. 2003'te de Irak olayında da bu olmuştur. Dolayısıyla bunun üstesinden geleceğimizden biz eminiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kıbrıs, verdiğiniz bilgi. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgili izleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından bültenimiz kaldığı yerden devam edecek. Güneş İnşaat 1972.